Düşe düş, kana kan, yanındayız El Kassam. Düşe düş, kana kan, yanındayız El Kassam. Düşe düş, kana kan, yanındayız El Kassam. Direnişe devam. Hamas'a selam. Direnişe devam. Hamas'a selam. Direnişe devam. Ergani uyuma, kardeşine sahip çık. Ergani uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Bismillahirrahmanirrahim. Zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bilecekler. Şuara suresi. İzzeti kuşananlara selam olsun. Zalimlerin karşısında dik duranlara selam olsun. Mazlumların safında yer alanlara selam olsun. Gazze'de yaşanan soykırıma seyirci kalmayanlara selam olsun. Selahattin Eyyubi ve Abdülhamid Han'ın torunlarına selam olsun. Ergani halkına selam olsun. Değerli basın mensupları, kıymetli halkımız. Gazze imtihanımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 365 gün yani tam bir yıldır devam eden zulüm ve soykırım sürecinde fiilen kardeşlerimizin yanında olmak şurada dursun, onlara bir lokma ekmek, içecek su ulaştırmayı bile hakkıyla beceremedik. Birlik olup Siyonistlerin başına banyo zoramadık. İdarecilerimizi, imkan ve potansiyelimizi harekete geçiremedik. Yapılan soykırım ve katliamları ekranlarda izleyip engel olamadık. Siyonistleri korkutup caydıracak bir duruş ve güç ortaya koyamadık. Bu durum ümmet olarak acizliğimizi, dağınıklığımızı gösterse de sabır ve ısrarla yapılan her amel gibi Gazze için, Aksa için sürecin başından beri her hafta yaptığımız buna benzer eylemlerin yapılan diğer etkinlikleriyle birlikte Siyonistleri ve destekçilerini rahatsız ettiğimizi unutmayalım. Siyonist işgal rejimi 75 yıldır işgal etmiş olduğu Filistin topraklarında işgali gün be gün genişletmektedir. Kudüs'e Mescid-i Aksa başta olmak üzere birçok mübarek belde işgalliğin postalları altında özgürlüğüne kavuşacağı günü beklemektedir. Filistinli kardeşlerimiz işgalin olduğu günden bu yana her türlü hak ihlallerine maruz kalmış, Siyonistler tarafından katledilmiş, arazilerine el konulmuş, evleri ve yaşam alanları gasp edilmiştir. 1948'den bu yana 200 binden fazla Filistinli Siyonist işgal rejimi tarafından katledilmiştir. 1 milyondan fazla kardeşimiz Siyonist zindanlarında esir edilmiş. 10 milyondan fazla Filistinli başka ülkelerde mülteci durumuna düşmüş. Sadece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 20 bini çocuk, 15 bini kadın olmak üzere toplamda 45 bine yakın kardeşimiz maalesef şehit olmuştur. Yaşanan bunca mezalime karşı 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonu bir milat olmuştur. Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere Filistin'in her bir karış toprağının özgürlüğüne kavuşması ve 75 yıllık işgalin sona ermesi için bu operasyonlar yapıldı. Aksa Tufanı operasyonu 100 yıldır görülmeyen işgalin görünür olmasını sağlamıştır. Uluslararası aktörlerin ve devletlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. Aksa Tufanı operasyonu küfrün tek bir millet olduğunu açıkça göstermiştir. Hamas, Siyonist işgal rejiminin
Fırat ile Nil arasındaki işgal planına karşı sınır hattının mücadelesini vermiştir. Hamas, Siyonistlerin bölgesel işgal planını yerle bir tarumar etmiştir. Evet, kıymetli kardeşlerimiz, tam bir yıl oldu İslam aleminin sessizliği maalesef Siyonistlere cesaret vermiş, yayılmacı politikalarını Lübnan'a saldırarak göstermiştir. İslam ülkelerinin sessizlik ve ihtilaflarından istifade eden Siyonist işgal rejimi soykırım ve işgal politikalarını Gazze dışına taşımıştır. Lübnan'a yönelik sistematik saldırılar işgalin Gazze ile sınırlı kalmayacağını göstermektedir. Lübnan'a yapılan bu saldırı Lübnan ile de sınırlı kalmayacaktır. Siyonistlerin işgalci politikalarına karşı önlem alınmazsa bunun bütün Orta Doğu'ya yayılması kaçınılmaz bir sonuçtur. Dün Gazze, bugün Lübnan, başka bir gün Türkiye, Suriye, Irak, İran ve diğer bölge ülkeleri işgale maruz kalacaktır. Tüm bölge ülkeleri aynı tehlike altındadır. Türkiye, İran, Irak, Ürdün, Mısır ve Lübnan bu tehlikeye karşı güç birliği yapmak zorundadır. Çünkü Siyonist işgal rejimi arz-ı mevdut inancıyla Fırat ile Nil arasındaki verimli hilal bölgesine gözünü dikmiştir. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri zulmü sona ermesi için Batı'nın kapısını çalmaktan vazgeçmelidir. Türkiye ve bölge ülkelerinin bir araya gelip güçlerini birleştirmelerinden başka çare kalmamıştır. Vaat edilmiş toprak arazi hezanıyla hareket eden Siyonist işgal rejimi tamamen Siyonist bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği tek yer Türkiye'dir. İşgal rejiminin yayılmacı ve işgalci politikalarının varacağı nokta yaşadığımız bu beldeler olacaktır. Daha bir iki gün önce Hatay ilimizde sınırı olan Suriye'nin Lazkir şehri işgal rejimi tarafından bombalandı. Türkiye buna karşı önlem almak zorundadır. Siyonist işgalci yayılmacı adımlarına karşı batıdan medet ummak, çölde su aramaktan başka bir şey değildir. Batılı devletler ve uluslararası kurumlar Siyonist varlığa hizmet etmektedir. Batılı devletler Siyonistlerin soykırımına ve yayılmacı politikalarına askeri, lojistik ve istihbarat desteği vermektedir. Batı devletleri Siyonistlere yapmış oldukları destek ile soykırım suçuna ortak olmaktadırlar. Soykırım suçuna ortak olan Batılı devletlerden medet ummak, oyalanmaktan başka bir şey değildir. İşte 7 Ekim'de Aksa tufanı ile başlayan Gazze direnişi Siyonist İsrail'in ABD ve Avrupa ülkelerinin yenilmezlik algısını kırmıştır. Gelişmiş teknolojilerine rağmen bu devletler Gazze'nin kumlarına batmıştır. Estağfirullah. Zulüm ve baskı tamamen ortadan kalkıncaya ve hakimiyet sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer haksızlıklara son verirlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. O halde bizler de haykırıyoruz. Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Siyonist destekçilerine, içimizdeki uzantılarına geçit vermeyeceğiz. İnsanlık için muzir kanser hükmünde olan Siyonizm uğrunu söküp atmak için mücadeleden asla geri durmayacağız. Siyonist vahşeti, soykırımını ve işbirlikçilerini inşa edip tüm dünya nezdinde mahkum edeceğiz. Siyonizme destek verenleri boykot etmeye devam edeceğiz. Aksa ve Kudüs davasına destek atılacak her adım için, yapılacak her faaliyet için, söylenecek her sözün değerli olduğu bilinciyle cehd ve gayretimizi artıracağız, saflarımızı sıklaştıracağız. Siyonizmin ve onların büyük destekçisi küresel emperyalizmin sadece Gazze'de cephe açmadığını da biliyoruz. Filistin'de bedenlerimizi parçalayanların diğer coğrafyalarda gençliğin zihnini işgale giriştiğini de görmekteyiz. Ne Gazze'nin, ne Kudüs'ün, ne de Mescid-i Akşa'nın işgaline ve özellikle Siyonizmin kültürel soykırımına asla izin vermeyeceğiz. Bu minvalde yapılan tüm meşru
ve haklı eylemleri destekleyeceğiz. Bu vesileyle dünyanın özgür haklarından ve vicdan sahibi devlet liderlerinden talebimiz şudur. Siyonist işgali durduracak somut adımlar atılmalıdır. Türkiye başta olmak üzere vicdan sahibi ülkeler bu gücü oluşturmalıdır. Yaşanan zulme karşı sessiz kalınmamalıdır. Türkiye ve bölge ülkeleri güç birliği yaparak Kudüs ittifakını kurmalıdır. Siyonist işgal rejimine destek sağlayan ürünler devlet desteğiyle boykot edilmelidir. Üçüncü ülkeler üzerinden Siyonist işgal rejimine petrol sevkiyatı başta olmak üzere ticaretin her türlüsünden vazgeçilmelidir. Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de soykırımın durdurulması için çaba sarf eden devletlerin ve uluslararası alanda bu yönde başlatılan tüm girişimlere destek verilmelidir. Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması yönünde tüm şartlarına destek verilmelidir. Lübnan halkına yapılan saldırı ve katliamları durduracak somut adımlar atılmalıdır. İran'ın Siyonist rejime karşı gerçekleştirmiş olduğu füzeli operasyonlar desteklenmelidir. Hüdapar'ın meclise sunmuş olduğu Gazze'de soykırım suçunu işleyen Türkiye vatandaşı Siyonistlere yönelik çifte vatandaşlık yasası kanunu ivedilikle yasallaşmalıdır. Direnişe askeri, lojistik, teknolojik destek verilmelidir. Siyonist işgal rejimi denize dökülüp haritadan silinene kadar azim ve kararlılıkla Kudüs davasını savurmaya devam edeceğiz. Gazze'nin kahraman halkına, izzeti ve onuru kuşanan cesur liderlerine, Siyonist işgalle işgale direnen, ölümü öldüren mücahitlerine selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Rabbimiz Allah'tır dediği için üzerlerine ateş yağdırılan, katliama uğrayan mazlum ve mustazafların Rabbi! Ey kendisinden yardım istendiğinde yardım edenlerin en hayırlısı olan Allah'ım! Zalim Siyonistlere karşı mazlum Filistinli, Gazze'li kardeşlerimize yüreği onlarla birlikte olan, onlarla birlikte ağlayan, onlarla birlikte kanayan şu Müslüman ümmete yardım eyle. Ya İlahi, yeryüzünü fesada boğmuş şu Siyonistlere karşı direnişe yardım eyle. Siyonistler ve onların destekçileri olan küresel istikbara karşı ümmete nusretini gönder ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'in fedaileri olan direniş erleri mücahitlere zaferler ihsan eyle. Amin. Bütün direniş cephelerini yardımsız ve sahipsiz bırakma Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, Bedir'de gönderdiğin yardımı şu an İzzet-i İslam için savaşan bir avuç mümine de gönder. Amin. Ya Rabbel Alemin, mücahitlerin her attığını isabet ettir. Amin. Ayaklarına, pazularına güç kuvvet ver. Amin. Düşmanın oyun ve hilelerinden haberdar eyle. Amin. Ayaklarına sebat ver, üzerlerine sabır yağdır Allah'ım. Amin.